arkadaşlar. Assassin's Creed Unite oynamaya devam ediyoruz biz. Ben Daktil'de, o kanalıma tekrar hoş geldiniz diyorum öncelikle hepinize. Evet, şimdi size en son nerede kaldığımızla ilgili özet geçmek istiyorum. Çünkü ben oyunu ileri aldım. Çünkü oyunun bu başlangıcı biraz fazla uzun benim açımdan. Çok keyif vermiyor. O yüzden size hemen özet geçeceğim. Edis bir sarayda en son hatırlıyorsanız eğlenmeye gitmişti. Biz de Mösyö Deresey'in peşinden gitmiştik. Deresey'i bulalım derken Victor Hugo, bu bizim oyunun başındaki saatimizi çalan adamlarla bir kapışmamız olmuştu ya, onlar tekrar gelip başımıza musallat oluyorlar. Onları haklayıp oradan kaçıyoruz. Daha sonra Deresey'in peşinden gidip Elise'in yanına ulaşmaya çalışıyoruz. Yani Elise ile Deresey bir partideler, onun yanına gitmeye çalışıyoruz. Gidiyoruz partide, Elise aramızda hoş dakikalar geçiyor. Devamında oradan çıkmamız gerekiyor. Ayrılıyoruz. Tam dönüş yolunda saray avlusunda saraydan çıkarken Mösyö Deleseyri babamızı, yani resmen öz babamız gibi olan adamı yerde kanlar içinde görüyoruz. İki kişiyi öldürmüş. Biz hani duruma müdahale etmeye çalışırken bir anda muhafızlar bizi görüyor ve olay bizim üzerimize kalıyor. Bütün muhabbet bizim üzerimize kalıyor yani. Ve ondan sonra haliyle de hapse atılıyoruz. Ve şu an hapisteyiz. Hapiste de hapis arkadaşlarımızdan bir tanesiyle böyle aramızda geçen bir tartışmadan sonra, kapıştıktan sonra o bizi getirip "Hocam bak bakayım duvarda neler oluyor, bir bak bakayım burada bir şeyler dönüyor, bir bak istersen" falan moduna sokuyor bizi. Tam olarak da buradan başlıyoruz. Devam ediyorum. Evet, duvarda belli yazılar var. Belli simgeler var. Bunlar ne böyle? Bunlar hepsi geçmişten bir mesaj. Senin adın ne evlat? Arno Victor Dorian ben. Babamızın arkadaşı çıktı adam. Pierre Bellec. Ben Pierre Bellec. Babamın arkadaşıyım. O yüzden saati de aldım. Ne yazık ki sana. Versailles'de öldü. 76 mı 77 miydi hatırlamıyorum ama aralıklı galiba. Hiçbir tanık yokken. Your father was an assassin. Sen bunları biliyorsun. He gave his life fighting for the liberty of all mankind. Senin baban bir asasindi Arno. Hayatını özgürlük için ve insanlık için dövüşmek için geçerdi. Kardeşliğe katıl ve babanın anısını, babanın onurunu devam et. Hocam şimdi diyorsun ki böyle güzel şeyler falan olur. Benim olayım bu değil. Ben Elise'yi bulacağım önce. Elise de benim derdim yani. Bu nasıl yapabiliyorsun buradan peki evlat? İyi hocam, tamam, ne yapalım? Çıkalım ama bakarız, bak benim elinizi bulmam lazım, tamam mı? 2 aydır hapisteyiz arkadaşlar. Ne ekmek var ne su var. Üşenmiştik iyice. Anca Pierre Bilek de burada tıklıyor. Pierre Bilek bana dövüş öğretiyor. Sakallarım çıkmış, kocaman olmuşum. Hocam bak. Hocam sağa sola geliyorsun. Zaten olay oluyor. Neye odaklanacağım hocam? Bu sesler ne ya? Bir bak istersen Allah aşkına. Dalga ayaklanmış. Herhalde bir isyan... İsyan yakındır yani. Bir bakayım hocam. Hocam bir müsaade et, bir bakayım. Oha. Ay, olay var yalnız ya. Beni izle evlat. Tamam hocam, tamam. Sorun yok, izlerim seni. Şuraya saklan diyor, tamam. Saklandık. Şeyler, suç. Mahkumlar geçin duvar kenarına, bekleyin orada, tamam mı? Hocam ben onu erken bıraktığım için tabii biraz bana pahalıya patladı. Benim ihtiyacını almam lazım. Oh. Kılıçta geldiğinde kaçabiliriz. Hoppa. Hocam ben kaçıyorum. Siz takılın burada, tamam mı? Haydi bakalım. Burada ne yaparsa burada kalıyor, tamam mı? Sen hedefine odaklan diyor. Gel hocam. Gel. Gel. Hoppa.
Senin de ağzını vururum, senin de ağzını vururum. Alayını da ağzına vururum ha. Yani haksız yere attınız beni. Haksız yere attın zaten. Böyle sırtıma geçirdim bıçağı. Aha melek. Sen de mi geliyorsun? Gel. Hoppa. Sana bir. Sana. Hop. Ne yapıyorsun? Hop arkadan bak. Bak. Kahvede gel ya. Senin böyle ağzına. Hoppa. Arkada bir tane daha var. O öldü mü? Öldü. Bak ne yaklaştı. Hop hocam kaçıyoruz. Vallahi kaçıyoruz. Cama çıkman lazım diyor. Lan atlayamadık iyi mi ya? Hocam dur hocam çok yardırıyorum dur. Açık değilim ben daha yeni kaç aydır ilk defa çıkıyorum ya. Tamamdır. Oba. Kartlara bak sen. Ne kadar sökecekler vallahi. Tamam çatı ulaşı yaptık. Buradan nereye? İçeri mi? Hocam bir dur Allah aşkına çok hızlısın ya. İçemiyorum. Kapıyı açtım. Hocam dur. Ya hocam ne bekliyorsun Allah aşkına? Saldırsana sen şunları ya. Bak o bekliyor ha. Tüfekliler çok fena yalnız biliyor musunuz? Böyle ağzım vuruyor. Baba arkadan. Oğlum gelsene şöyle karşıma. Gelirsen gelmezsen koyarım böyle tekmeyi. Hemen adamı lootlarım hocam. Var mı bakayım bir şey. Eşkılarım var. Tamam. Buradan nereye? Hoppa. Hocam dağlar taşlar maşallah tırmanıyorsun ya. Tamam hocam takip ediyorsun. Eyvallah iyi bağlamaya dedim ama biraz sakin ol ya. Hah teslim oluyorlar. Koskoca isyan oğlum boru değil ki. Baba. Burada ne yapacağız? Hocam nasıl atlayayım oradan ya? Ebesinin ki ya. Buraya çık atla diyor yani. Hocam her assassin atlar mı böyle? Vallahi bilemiyorum abi. Çok sıkıntılı yani. Eğer kafanda bizi yakalama fikri varsa katıl. Beni bulacağım. Garabel abiye benziyor eminim bu aradaki ya. Garabel abi. Beni bulacağım. Vallahi hocam hiç kusura bakmayın. Ben atlayamam, kalamam yani. Hop kaçtım ben. Deyip oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Assassin's Creed Unity'ye ilk girişimizi yaptık. Şimdiye kadar hapse düştük. Hapisten çıktık. Olaylar. Bakalım karakterimizi Arno'yu neler bekliyor maceramızda. Yalnız bu loadingler gerçekten çok uzun. Yani Türk dizisi gibi emin ediyorum ya. Loadingler yersiz uzun. United'e yani bitmiyor yani gerçekten. Nihayet. Hocam elinizi bulmak lazım. Çıktık vallahi da. Örkeğim zaten hapisten çıktık. Üzerimize beyaz tişört, pantolon. Bir tane de kılıcımız var. Elise? Ben Nurk Ayşe gitti. Elise. That's some welcome. One can't be too careful. Ne güzel bir yaklaşık. But after what happened? Çok dikkatli olmam lazım yaptıklarından sonra. Elise ben yapmadım tabii ki. Saçmalama ya. Ben babana göre demeyeyim ya. Senin babam benim babam gibiydi ya. Ama bak öbür olanlar oradaydı biliyor musun? Nasıl ya? You an assassin, me a Templar.
Ya senin kim onu... You? Tamam benim kim Who's onu that shot? biliyorsun da ben niye öldüreyim? My father always meant for me to follow in his footsteps. Now all I can do is avenge Ya him. babam her zaman biliyordu ha böyle şeyleri. I had nothing to do with his death. Bak yemin ediyorum Elis benim bir alakam yok ya. Ben bir şey yapmadım. Sen yaptın diyor. No. Ya saçmalama kadın. Ben nasıl böyle bir şey yapayım ya? Senin baban benim babam gibiydi ya. Hayatım üzerine yemin ederim ki ben böyle bir şey yapmadım. Babanın öldürüldüğü gün bir mektup vardı. Oku bunu. İyi tamam neymiş? Grandmaster de la Serre. I have learned through my agents that an individual within our order plots against you. Size karşı bir şey yapılacak. Lütfen yalvarıyorum ki dikkatli olun. Kimseye güvenmeyin. En yakın arkadaşınıza bile güvenmeyin. May the father of understanding guide you. L. I found that on the floor of my father's room. Bunu babamın odasının altında buldum. Açılmamış bir şekilde. E tamam ben attım. Nereden bilebilirim yani? Babam da benim öldü. Ben gerçekten nasıl bilebilirim Eliz böyle bir şeyi ya? Eliz yapma böyle bir tanem. Aşkım balım nar çiçeğim yapma gözünü seveyim ya. Evet Eliz de bize postayı koydu. Git diyor. Babamı sen öldürdün diyor. Ya kaç yıllık hukukumuz var sende. Nasıl tanımıyorsun beni ya? Elize inanmıyorsa bana vururum kendimi şaraba. Olay böyle yani. Bu da yatma arkadaş. Babam gibi gördüğüm adamı öldürdüler. Gözümün önünde. Daha sonra suçu bana attılar. Hapse girdim. Acı çektim. Ulan hadi bir şekilde kaçtım yine hapisten. Daha sonra sevdiğim kız da diyor ki sen öldürdün benim babamı. Ya arkadaş ya ben nasıl böyle bir şey yapabilirim? Sonra ben niye şaraba vurdum? E vurdum arkadaş böyle bir şey mi olur yani? Saatte bir şey var ya. Bak. Bizim ihtiyar doğru diyor galiba. Dayım doğru diyor herhalde. Pierre dayı. Dur bakayım şu Pierre dayıyı bulayım ben ya. Evet, Paris artık açık. Paris'i gezmeyi ve diğer yan görevleri yapmaya başlayabiliriz. Evet, Sequence 2 Memory 1'in hapishaneden kaçma kısmını tamamladık arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi oyunda haritada üçgen yani Assassin simgesiyle gözüken şeyler var. Bunlar oyunun yan görevleri. Bunların üzerine gittiğiniz zaman şu sol üstte benim Nick'imin yanında gördüğünüz hani karolar var. Bu karolar benim şu an level'ımı gösteriyor. Bu level'ım ilerleyen zamanlar tabii ki de artıyor. Bu demin bahsettiğim görevlerin de benim yukarıdaki karodaki level'ım kadar belli bir level'ları var. İşte belli level'larda yapılıyor şeklinde. Eğer level 1 iken level 5 göreve giderseniz tabii ağzınıza vuruyorlar. Ondan sonra o yüzden öyle takılmak lazım. Şimdi hemen devam edelim. Gene çatılardan. Evet, üçgenimizi gördüm, görevimizi gördüm. Hemen bir senaryoya devam edelim. Oyoş. Oba. Bu kırmızı kıyafetli arkadaşlar tapınakçı oluyor arkadaşlar. Bunlar oyunda bizi gördükleri zaman istisnasız bir şekilde bir alarm durumuna geçiyorlar. Sonra da bir bizi yakaladıkları yerde öpecek moduna geçiyorlar. O yüzden ya onların öpecekleri yerde kaçacağız abi ya da kapışacağız ya da hiç onlara musallat olmayacağız. Yani olay bu şekilde ilerliyor. Benim şu anda onlarla musallat olmam çok iyi bir şey değil benim açımdan. O yüzden ben yerde koşma modundayım yani. Önce şu gidip bizim dayıyı bulalım. Pierre dayı. Vallahi aksakallı falan da değil ama böyle bir varik adama benziyordu. Bakalım Pierre dayı ne diyormuş. Birkaç bir şey söyledi böyle işte. Bak dedi gel dedi. Ben de elinden tutarım bak dedi ben hayır adamıyım. Sana bayağı çekerim. Ev veririm, oda veririm falan.
Bakalım bakalım dedim ben de. Şey yapalım. Şimdi PR'deye de buluşmaya gidiyoruz. Dayıcım gel beni bul dedim. Karavel usta gibiyim dedim. Gel beni bul dedim. Ama yok piyasada. Bul beni. Adım Karavel. Bul beni. Bakalım nerede? Şuradan bu tepeleri çıkıp bakalım yine ya. Aa bak tamam. Sen şapenin içindeymiş. Aa şuradan. Tamam. Şimdi burada bir yerlerde bir şey var. Ben bir bakalım. Ben bir tırmanalım. Şu tarafta bir şey olabilir mi? Bir şey yok. Buradan bir tırmanayım. What's the light supposed to illuminate? Ay gücüyle işin Eagle Vision'la bakın diyor. Tamam bakıyoruz. Eagle Vision'ım taze bitti acı. Dur. Şu karşıya zıplıyoruz galiba. Bak şuradan tırmanayım oraya. Aynen. Bak orada bir şey var. Dur bakayım arma. Koşmacı. Mekanizmaya soktuk bunu. Aha! Klasik bir Assassin Ömrüyorsa olarak haliyle şeyler çıkmaya başladı. Kesin bunun belli de bir süresi vardır. Hemen şuradan yardır yardır. Moda geçip oyalaşmak lazım. Aynen geldi. Hoppa. Selamünaleyküm. Öldürüyor beni bu renkler. Bitmiyor gerçekten ya. Bitmiyor abi. Nihayet. Oh. Kapılardan geçtim ben. Bana göre değil kaldırım. İçimdeki çocukları kürtlajda aldırım. Benim puanım sana 9 kankam. Nereden geldi bu saçma şarkılama bilmiyorum ama. Çok uzun sürdü ha. Hocam, böyle abuk sabuk hareketler yapıyorsun. Bulamıyorum edemiyorum sonra ne? Ha, tapınağa gelmişiz. Burada işte hazırlanırız düşmanlarımızla. Onlar bizi bulamaz falan filan diyor. İyi peki. Didn't we just escape from a dungeon? Şeyden kaçmadık mı ya? Yok, geldi. Biz bu tüneller sayesinde şehirde istediğimiz her yere gideriz diyor. Kimse görmez bizi ama bizim her yerde gözümüz var. Seems visibility would be a problem. Wouldn't you prefer something with a view? This place has served us well for 600 years. Burası bize 600 yıldır bakıyor ya. Vay. And how long were you standing in the dark waiting for? Peki ne kadar sürdü daha bekleyecek beni? Ha, Guillaume bizi görmüş. Saat kulesinde. İyi bakalım. Well, it was quite the entrance. Aa, bir şeyler var. Hocam selamünaleyküm. PR'deyi beni getirdi ama bilmiyorum. İşte Assassin var dedi, yardım eder size dedi falan filan. Kukuletalı falan adamlarsınız ama bilmiyorum.